Herkese merhaba, ben Pil. Bugün sizlere DORT hakkında bilmediğiniz 5 bilgiden bahsedeceğim. Ama videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz videomuza geçelim. 1 numara. Biliyorsunuz ki DORT'ta yataklar var. Ve bazılarının içine 2 kişi de girebileceğini biliyor muydunuz? Bazı yatakların 2 tane yastığı olması gerekiyor. Eğer o yatağın 2 tane yastığı yoksa bir kişi girebiliyor. Tabii bu da 65. odadaki yataklar harici. İsterseniz göstereyim. Neyse, 2 numara. Yataklardan bahsetmeye devam edelim. 65. odadaki yatakların üstüne çıkarsanız, oyundakilerden daha farklı bir ses duyabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Yatakların üstüne bak sayesinde çıkılıyor. Demek ki bunu Air Splash fark etmiş ve yatağın üstüne çıkıncaki sesi değiştirmiş. Yani bug'ı düzeltmemiş. Neyse, isterseniz onu göstereyim. Üç numara. Oyuncusu ilk adlı bir yaratık var. Gelmeden önce gözleriyle bizi izliyor. Ve Zafi iki kez Seek'in gözleri çıkıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır. Oyunu bitirmeden önce asansörün orada da Seek'in gözleri var. Asansörün yukarısına bakarsanız görebilirsiniz. İsterseniz göstereyim. Peki ya sizce niye Seek'in gözleri var? Benim teorim şöyle, 90. odadan sonra yaratıklar çok gelmeye başlıyor. Yani bir şeyi bizden uzak tutmaya çalışıyorlar. Seek de o sırada bize yaklaşıyor olabilir. Ama birazcık geç kalıyor. Sizin de bir teoriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence Floor 2'nin başında direkt Seek'le karşılaşabiliriz. Benim teorim böyle. Neyse, 4 numara. Biliyorsunuz ki anahtarlı odalar var. Ve bunda anahtar bulmaya çalışıyoruz tabii ki de. Ama anahtarın oradaki sandıklı odaların içinden de çıkabileceğini biliyor muydunuz? Bu önceden yoktu, daha yeni eklendi. Yani eğer ses kasıp da bulmaya çalışıyorsanız sandıklı odalara da dikkat edin. İsterseniz bana çıkanı göstereyim. Gördüğünüz gibi. 5 numara. Biliyorsunuz ki oyunda örümcek var. Dolapları açınca 201 ihtimalle çıkabiliyor. Ve bunun adı da Timothy. Peki ya Timothy'ye ölünce nasıl bir mesaj çıkıyor biliyor musunuz? Büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Çünkü Timothy'ye ölmek neredeyse imkansız. 5 HP götürüyor. Buradaki adam kadar şanssızsanız bulabilirsiniz tabii. İsterseniz Guarding Light'ın ne dediğini göstereyim. Sen öldün. Bekle, ne? Timothy? Ama... Yapamazsın. Sanırım... Bu konuda yapabileceğin bir şey yok. Bonus. Biliyorsunuz ki karanlık odalarda
Dübün kapısı düşüyor. Ama bunu unutmayın. 50 odaya kadar düşüyor. Eğer 50. odadan sonra bir karanlık odaya gelirseniz onda Dübün odasının yazısı gitmeyecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eski videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.